Hafriyat mı yaptıracaksınız? Öyleyse ilk adresiniz Çakıcı Hafriyat. Geniş makine parkı, teknik kadrosu ve konusunda deneyimli ekibiyle Çakıcı Hafriyat, çevre düzenlemesi, tesviye, kırıcı işleri, temel açma, kanal kazıları, hafriyat işleri ve bina yıkım işlerinizde en hızlı şekilde çözüm üretmekte. Her zaman daha iyisiyle, her koşulda yanınızda. Fatih Çakıcı. Çakıcı Hafriyat irtibat telefon 0544 950 1617 ve 0539 761 7244. Balıkesir Spor Nazilli Belediyespor'u 6-1 yenip TSYD Kupası'nı ilk kez müzesine götürürken takımın golcüsü Muğdat Çelik, evim dediği Nazilli'de hem eski takımına gol atmanın hem kaptan olarak kupayı almanın mutluluğunu yaşadı. 2011 yılında geldiği Nazilli Belediyespor'daki başarısıyla dikkat çeken 2012-2013 sezonunda 24 gol atıp 2. ligin gol kralı olan Muğdat, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ise Balıkesir Spor'a transfer olmuştu. Ganalı Karikari'nin sakatlığında kritik gollere imza atan Muğdat, Balıkesir Spor'la Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşamıştı. Muğdat vuruyor ve harika bir gol! Muğdat Çelik attı 52. dakika, Balıkesir Spor 1-0 öne geçiyor. TSYD İzmir Şubesi'nin düzenlediği turnuvada finalin Nazilli'ye alınması ise 24 yaşındaki futbolcu için hayatında unutamayacağı bir sürpriz oldu. Stadyumunda Muğdat Çelik! 59. dakikada Sercan'ın yerine oyuna giren Muğdat, 90. dakikada eski takımına bir de gol attı ve skoru belirledi. Oyuncu değişikliklerinin ardından kaptanlık pası bandını da takan genç golcü maç bitiminde ise TSYD Kupası'nı İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş'un elinden aldı. Nazilli'ye maça giderken Twitter hesabından evime gidiyorum mesajı veren Muğdat, maç sonrası da Nazilli halkına ve belediye başkanı Haluk Alıcı'ya kendilerini çok iyi ağırladıkları için teşekkür etti. Balıkesir Spor Kulüp Başkanı Tuna Aktürk, dün kulüp tesislerinde yaptığı toplantıda 3 yıl içinde Avrupa kupalarında mücadele etmek istediklerini söyledi. Profesyonel şube sorumlusu Zeki Çıkrıkçı ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Bilsem'in de katıldığı toplantıda 39 yıl aradan sonra Balıkesir Spor'un Sportoto Süper Lig'e çıktığını hatırlatan Aktürk, bu yıl Sportoto Süper Lig'de başarılı olmak için kulüp yönetimi, teknik heyet, futbolcular, taraftar ve basınla, kısacası bütün Balıkesir olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 6 Temmuz'da sezonu açtık ve 45 gündür çalışmalarımız sürüyor. Ligin ilk haftasında sahamızda Akhisar Belediyespor'la mücadele edeceğiz. Yeni sezonun bütün takımlar adına kazasız, belasız ve sakatlık olmadan geçmesini diliyorum dedi. Bildiğiniz gibi Balıkesirspor 40 yıl sonra, 39 yıl sonra Süper Lig'e çıktı ve bu yılda Süper Lig'de başarılı olmak için yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftar, basın, kısacası bütün Balıkesir olarak elimizden gelen maksimum gayreti hep beraber göstermekteyiz. Bildiğiniz gibi takımımız 6 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yaklaşık 45 günden beri çalışmalarına devam ediyor ve önümüzdeki Cuma günü ayın 29'unda saat 21'de Süper Lig'in açılış maçlarından birinde Akhisar Belediyespor ile mücadele edeceğiz. İnşallah kazasız, belasız, sakatlık olmadan bir sezonu bütün futbol takımları adına, bütün futbolcular adına, bütün seyirciler adına diliyorum. Balıkesir Spor taraftarının centilmen bir taraftar olduğuna dikkat çeken Aktürk, Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki dikenli teller 5 yıl önce kaldırılmıştı. Bu süre içerisinde bırakın ceza almayı, küfürden bile federasyona savunma vermedik. Balıkesir Spor seyircisi centilmen bir taraftardır. Hazırlık maçları oynadık. Teknik heyet nezaretinde çalışmalarımız devam ediyor. Eksik ve noksanlarımızı teknik heyet yönetim kurulumuza rapor edecektir diye konuştu. Sonuçta futbol barış ve kardeşliğin ön planda olması gereken bir oyun. Ki bunu niye bu şekilde söylüyorum? Biliyorsunuz bizim Balıkesir Spor'da yaklaşık 5 yıldan beri tribünlerimizde tel örgü yok. Ve biz 5 yıldan beri hemen hemen seyirci olaylarından dolayı, yani seyirci olayı zaten olmadı. Yani küfürden dolayı bile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na vermedik. Herhangi bir savunma vermedik ve ceza almadık. Bu gerçekten
Balıkesir spor seyircisinin, Balıkesir halkının ne kadar centilmen olduğunu gösteren en önemli unsurlardan birisi. Ligden hedeflerinin ilk 10 olduğunu belirten Aktürk, şampiyon olan kadrodan ayrılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrılan tüm futbolculara plaket hazırladık ve kendilerine ulaştıracağız. Kongre sürecinde bir takım sıkıntılar olsa da biz yönetim kurulu olarak kavga ortamına girmedik ve girmeyeceğiz. Balıkesir Spor Kulübü'ne 2 tane otobüs kazandırdık. Altyapıda oynayan oyuncular için de şehir merkezinde kalacakları yer tuttuk. Kalbimizde Balıkesir Spor yazıyorsa, kim başarılı olursa onu omuzlarımızda taşırız şeklinde konuştu. Takımımız hazırlık müsabakaları oynadı. Yendiğimiz maçlar oldu. Berabere kaldığımız maçlar oldu. Galip geldiğimiz maçlar oldu. Teknik kadromuzun nezaretinde çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Mutlaka bugünkü oyuna kadar eksikler, noksanlar vardır ama onları da teknik kadromuz elinden gelen maksimum gayretle eksiklerimizi, noksanlarımızı tamamlayıp biz lige hazır hale geleceğiz. Ki bizim inancımız Balıkesirspor'un ligi iyi bir yerde bitireceği. Bizim hedefimiz ilk onun içerisinde yer almak ve bunun için de bütün çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sonuçta burada Tuna, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin değil, mühim olan Balıkesirspor'un yukarıya çıkması. Bakın 40 yıl sonra Balıkesirspor Süper Lig'e çıktı. Biz Süper Lig'e çıktığımızı daha anlamadığımızı düşünüyorum. Ki bunu da nasıl anlayacağız hep beraber olarak? Muhtemelen 3. haftadaki Galatasaray maçında oluşacak ambiyanstan sonra biz nereye geldiğimizi, nerelere geldiğimizi ve daha ne kadar gidebileceğimizi hep beraber göreceğiz. 2014-2015 futbol sezonunda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Bandırma Spor dün 17 Eylül stadında düzenlenen törenle yeni sezonu açtı. Açılış törenine bir süre önce Bandırma Spor'a otobüs hediye eden Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kılkışlı ve çok sayıda taraftar katıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Kılkışlı törende yaptığı konuşmada son 7 yılda önemli işler başardıklarını belirterek 2 idman sahası ve 5 yıldızlı kulüp tesislerine kavuştuklarını vurguladı. Destek olan herkese teşekkür etti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya da desteklerinden dolayı teşekkür eden Kılkışlı, taraftarları yeni sezonda centilmenliğe davet etti. Sezon açılış töreninde bir konuşma yapan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, yerel yönetim olarak Bandırma Spor'a sonuna kadar destek olacaklarını açıkladı. Bandırma Spor'un bu sezon mutlaka PTT 1. Lig'e çıkması gerektiğini dile getiren Mirza, başarı için herkesin kenetlenmesi gerektiğini belirterek, bu süreçte taraftarıyla, teknik heyet ve oyuncularıyla bu yıl buna kilitlenmeliyiz. Bu süreçte en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Başarı ve başarısızlıkta takımın arkasında olun. Biz yerel yönetim olarak gereken desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Sezon açılış töreninin ardından Antalyaspor'la bir hazırlık maçı yapan Bandırma Spor, bu sezon PTT 1. Liginde mücadele edecek rakibine 2-1 mağlup oldu. Antalyaspor'un gollerini 64. dakikada penaltıdan Emrah Başsan ve 84. dakikada Lamine Diarra atarken Bandırma Spor'un tek golü 31. dakikada Hacı Mustafa Karabulut'tan geldi. ...2014-2015 sezonu bölgesel amatör lig fikstürü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde çekildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan, Amatör İşler Kurulu üyeleriyle bölgesel amatör ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı. Balıkesir temsilcisi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sındırgı Belediyespor ve Erdekspor'un 8. grupta yer alacağı bölgesel amatör lig müsabakaları 12 takımlı 1, 13 takımlı 3 ve 14 takımlı 7 grupta olmak üzere toplam 11 grupta 149 takımın katılımıyla oynanacak. Grup birincisi olan takımlar Spor Toto 3. lige çıkmaya hak kazanacak. Birinci grupta müsabakalar 20-21 Eylül, diğer tüm gruplarda ise 13-14 Eylül 2020.
2014 tarihlerinde başlayacak. Balıkesir takımlarının yer aldığı 8. grupta ilk hafta maçları şöyle. Narlıdere Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Sındırgı Belediyespor, İncirliova Belediyespor, Yeniçan Spor, Erdek Spor, Didim Belediyespor, Bozdoğan Belediyespor, İzaks Gaziemir, Atilla Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Karabiga Belediyespor, Soma Spor, Soma Sotespor.